bu şekilde giderse, ben şöyle söyleyeyim, her türlü şey masada derken bunu söylüyorum, bu şekilde giderse bitmeyecek, biz bir tıkmayız. Bu böyle böyle gidemez bu iş. Böyle gidebilmesi mümkün değil sonuçta. Yani basiretsiz bir şey, tamamen o yapının kurgunun içerisinde bunu çözemeyen bir oluşum. Böyle böylelik yönetilmez ya. Yıllar önce Aziz Yıldırım ne demişti? Ne şikesi, memleket mi? Memleket elden gidiyor demişti. Ben benzer bir şey söylemek istiyorum. Ne hakem hatası ya? Bu memleket meselesi. Ya bahis işi var işin içinde. Onu bile düşünmeliyiz. Belki seçim arifesindeyiz. Kaosa sürükleme gibi düşünceler olabilir. Bunlara da bakılması lazım. Çünkü göz göre göre böyle bir olay yaşandı dün gece. Türk Futbol Federasyonu'nun başkanı olsam uyku tutmaz. Uyuyamam. Bu kadar göz göre göre, bu kadar hataların yapıldığı yerde, bu kadar bir takımın kaderiyle, bir takımın emeğiyle oynamak kabul edilebilir bir şey değil değerli basın mensupları. Daha önce de yaptığım başkanlık döneminden beri herkes beni tavrımla, konuştuğumla, ettiğimle çok iyi tanır. Ama eğer ben bu derecede isyan ediyorsam değerli basın mensupları, bilin ki hakikaten yapılan işlerin kabul edilir tarafı yok. Artık bıçak kemiğe dayandı. Buradan öteye de köy yok. Yani transfer yapmaya gerek yok. Ben buradan diğer bütün kulüplere söylüyorum. Şampiyon belirlenmiş. Kimin ikinci olacağı, kimin üçüncü olacağı belirlenmiş bana göre. Ligden düşecekleri de belki kendilerince göre bence bellidir. Yani transfer yapmaya da gerek duymuyorum. Çünkü hedeflerimiz doğrultusunda her adım attığımız zaman engellerle karşılaşıyoruz. Bu operasyonlar çok daha fazlasını, haksız operasyonların çok daha fazlasını yapacak güce sahibim. Bunu utanarak söylüyorum. Ama Allah bana bunu nasip etmesin. Allah bana bunu nasip etmesin. Onu yapacağımı öleyim daha iyi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak algısı dün birkaç programda gördüm. Utanma da kalmamış insanlarda. Herhalde bu işten bir tek bu hakemlerin haberi yok. Artık herkesin gözü önünde ciddi anlamda bir çadır tiyatrosuna döndü bu iş. Ben hem Lale Orta hem MYK hem TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Artık bu algıcılardan, bu lobicilerden korkmayın. Bari şu son kalan iki ayda herkes işini doğru yapsın, objektif yapsın. Bari ligin kalan itibarını, son objektiflik kırıntılarını kurtarmaya çalışalım hep beraber. Herhalde şunu soracaksınız. Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Sayın Başkan'a destek var mı? Şunu net ve sarı bir şekilde izah edeyim. Daha 2-3 gün daha var. Belki biri çıkar, belki çıkmaz. Ama önemli olan kulüplerin çoğunluğu, büyük bir çoğunluğu, Sayın Başkan'ın bugüne kadar yaptığı çalışmalardan, harcadığı mesaiden, hedeflediği projelerden ve niyetinden memnun. Bunu söyleyeyim.